Neden daha önce söylemedin hala? Konuşurduk. Emri vaki oldu bu. Evet. Tam o dediğinden oldu. Senin mürebbiye kızımıza verdiğin değeri biliyorum oğlum. O yüzden devreye girdim ben de. Allah rızası için. Hem senin de hoşuna gider diye düşündüm. Biz bu işe elimizi atmazsak kim yapacak? Bahsettim ya hani sana geçen gün ahiretliğime gittim diye. Biliyorsun evleri tadilattaydı. Bize gelecekler oğluyla demiştim. Hem de tanışmış olacaklar. Bir mahsuru yok değil mi? İnşallah. Allah tamamını erdirsin. Kısmetse kurtuluyoruz bu beladan. Misafirlerimiz tabii ki gelebilirler. Ama bu durum başka. Bu durum aniden gelişti yavrum. Yiğit bin yaşar, fırsat bir düşer derler. Bu işler hayırdır. Hayırdır, hayırdır. Yani hayır. Ben evlenmek istemiyorum Akçağla. Hayra hayır denmez kızım. Anlamıyorum ben. En azından bir tanışırsın. Bu kadar sevdiğim, saydığım insanlar. Ayıp olur. Başımı öne mi eğdireceksin sen benim? Aşk olsun kızım. Kıracak mısın beni? Hayır ama ben... Hayır mayır yok. Madem emanetimizsin, beni kırmayacaksın. En azından bir şans vereceksin. Ya İbo, kıtlıktan mı çıktın arkadaşım? Yavaş ye biraz. Mide fesadı geçireceksin. Ben bitmişim, hezimete uğramışım. Bir de mide fesadı geçirmişim, çok mu? Unutmak için yiyorum ben. Boşuna mı verdim kendim yemeği? Benim her şeyi unutmam lazım. Siz de beni hiç anlamıyorsunuz ki. Demiyorsunuz ki İbo'cum reçel bitmiş. Doldurayım getireyim biraz da üzüntün azalsın demiyorsunuz ki. Demiyorsunuz hiç. İbo bir şey söyleyeceğim. Sen profesyonel bir yardım mı alsan acaba? Böyle psikolog, psikiyatr falan. Ha? Ya onları da yer bu. Görmüyor musun hazını alamıyor görmüyor musun? Karanlığa bir yuvam olacaktı. Şirin küçük bir yuva. Alacaktım o evi. Tüm birikimimiz gitti. Parayı dolandırıcıya kaptırdım yetmezmiş gibi. Aşkımı da kaptırdım karan. Beni evden kovdu. Ben artık evsiz yuvasız bir kuş gibiyim. Kuş mu? İbo sen... Kendine kuş derken tam olarak nasıl bir şey hayal edebiliyorsun yani? Nasıl bir şey hayal ediyorsun acaba? Seni uçurabilecek genişlikte bir kanat var mı mesela İbo? Aşk olsun komiserim ya. Üstüme gelmeyin siz de. Zaten karım yüzüme bakmıyor. Üzme. Üzme kendini. Biz neleri çözmedik. Bunu da çözeriz evvelallah. Yok komiserim çözemeyiz. Yok. Araştırdım ben adamı. Sahte kimlik kullanmış. Kızım hasta. Parayı önce versen tapuya sonra gitsek olur mu dedi. İyi niyetime kullandı. Ben de ucunda parayı saydım eline. O suda aldı gitti zaten.
Ya sen de kusura bakma komiserim. Dün gece misafirin gelecekti, benim yüzümden gelemedi. İbo. Komiserim. İbo mu? Kalıcı misafir, kabul eder misiniz? Kara beni evden kovdu da. Kalıcı misafir mi? He, kalıcı. İbo. Ben de bir belge imzalatmaya gelmiştim de. Ya Ferit komiser, bu ne sorumsuzluktur? Ben bir belge için senin kapına kadar gelmek zorunda mıyım? Ya ben sürekli neden senin yanlışlarını düzeltiyorum ki? Allah Allah. İyi akşamlar. Komiserim. Şimdiden imzalattı kağıdı unuttu galiba komiserim. Yok yok, sen merak etme, cebine koymuştur o. Haklı, benim dalgınlığım yüzünden oldu. Yoruldu da tabii. Hı. Ana. Kıygaşa böreği. Bayılırım komiserim. Oo. Yarlarıma bir tek o sarabilir. Misafiriniz mi gelecekti komiser? Müsaade var mı? Var ima var ye. Gelmeyecek, misafir iptal etti. Afiyet olsun. İçine sinsin İbo. Sağ ol komiserim. Üzme kendini İbo. Tamam. Ye yemeğini. Afiyet olsun İbo. Ye yemeğini İbo ye. Sen niye yemeğin komiserim? Ya benim iştahım kaçtı birden İbo. He. Alo Ayşe, sana bir soru soracağım. Senin midende olması gereken börekler kimin midesinde sence? Dur tahmin edeyim. İbo'nun. Yedi mi hepsini vicdansız? Yedi demeyelim, yuttu. Çiğnediğini görmedim ki. Bölgesinden bile hızlı yedi. Sen ne yaptın? Yedin mi bir şeyler? Yok, daha yemedim. Parkta kahvaltı yapalım mı? Olur, yapalım. Öfkeli Ayşe, o ne diyor bu işe? O şu an sessiz. Peki, o zaman görüşürüz. Görüşürüz. İçimdeki öfkeli Ayşe. Ya bak Ferit çabalıyor. Ne olur biraz sakin ol artık. Abla. Hı. Sen kendi kendine mi konuşuyorsun? Yo. Ben. Yo. Dün seninle konuşamadık. Volkan teşekkür etmek için beni sinemaya götürdü. Sonunda çok güzel vakit geçirdiğini söyledi. Ablacığım, Volkan seni arkadaşı olarak görüyor, biliyorsun değil mi? Sürekli hatırlatmana gerek yok abla, biliyorum. Sen kendi boyuna çok kaptırma ne olur. Abla. Hı. Sen nereye gidiyorsun böyle? Ferit'le kahvaltıya. Çok sevindim. Hadi hayırlısı. Bakalım. Çıktık bir yola. Allah sonumuz hayır etsin. Amin. Ben çıkıyorum. Ben de Dodo'ya bakayım. Tamam. Kara. Ayşe komiserim,
Böyle çat kapı geldim ama evde duramadım, boğuluyorum. Biraz konuşmaya ihtiyacım var. Gelebilir miyim? Tabii tabii. O nasıl laf? Gel geç içeri, gel. Sen dışarı mı çıkıyordun komiserim? Yok yok. Bir sipariş vermiştim de o geldi mi diye kontrol ediyordum. Gel hadi sana terlik vereyim. Onun neyin evlilik? Emanetse emanet. Bir de onun evliliğiyle mi uğraşacağız? Gelebilir miyim oğlum? Gel hala. Sen bana kızdın mı yoksa? Dediğim gibi, Emre ve Akiler'den hoşlanmıyorum. Oğlum, sizin iyiliğiniz için o kızın da hakkı değil mi dengeni bulup güzel bir yuva kurmak? Hem sen de istemez misin evlenip mutlu olsun? Benim ne istediğim mühim değil. Mühim olan mürebbiyenin ne istediği. Böyle şeylere karışmanın doğru olmadığını düşünüyorum. Hem sen de biliyorsun mürebbiye biraz tuhaf. Yabancı olduğu için tavırları değişik. Bunlar da sorun olabilir. Nice yabancılar var tanışıp mutlu olan. Önemli olan gönüller bir olsun. Oğlum, sen bu kızın huyunu, suyunu benden daha iyi biliyorsun. Yalnız, kimsesiz, yabani bir kız. Söyleyemez böyle şeyleri. Öyle savaşçıyım, cesurum diyor ama hikaye. Böyle şeyleri de pek bilmiyor. Onun için ona yardımcı olmamız lazım. Bu görev de bize düşer elbette. Sen hiç merak etme evladım. Emin ol. En hayırlısı bu. İstemediğim bir adamla niye tanışıyorum? Olmaz diyorum, anlamıyor. İyi o zaman, gelsin bakalım. Görsün anayla tanışmak neymiş. Müsait misin kızım? Bak kızım, bana şimdi çok kızıyorsun. Ama sonra çok dua edeceksin. Evlilik istemiyorum diyorsun. Ama bazı duyguların yürekte açması için onlara izin vermelisin. Ama Akça hala, ben bir şey açsın diye istemiyorum. Kapalı kalsın. Böyle iyiyim ben. Senin gibi evlilik istemiyorum diyen çok genç tanıdım. Şimdi evliler çocuklarıyla mutlu mesut yaşıyorlar. Öyle hemen kestirip atmamak lazım. Bizde derler ki nikahta keramet vardır. Anlamıyorsun beni hala. İstemiyorum ben kiremit falan. Kızım, ben sözümü verdim. Gelecekler. Senden ricamı da söyledim. Kendini en iyi şekilde tanıt. Benim başımı da öne eğdirme. Seni kırmamak için itiraz etmiyorum. Ama söyleyeyim, benim fikrim değişmeyecek. Neden bu kadar ısrar ediyorsun ki? İnsan bilmediğini görmeli, denemeli. Yoksa gönlünde biri var diye mi bu kadar direniyorsun? Yo. Niye olsun ki? O zaman büyük konuşmayacaksın kızım. Bir adım atacaksın. Yaşayacaksın, göreceksin. Senden istediğim 3 gün. 3 gün burada kalacaklar. Bu esnada oğlanı tanımaya çalışacaksın. Yoksa ben neden bu direniş diye düşünmeye başlarım. Tamam Akça hala. Dediğin gibi yapacağım. Üç gün nana.
Sadece 3 gün dayan. Sonra hayır de bir tekme. Gönder geriye. Gelen misafirler Nana'ya görücü geliyorlarmış. Öyle söyledi Akça Hanım. Nereden çıktı ki kızım bu? Hem Nana ister mi ki? Vallahi bilmiyorum. Ay, verin o mübarek elinizi öpeyim. Aa, nereden çıktı şimdi bu kız? Hiç, öyle içimden geldi. Siz ne kadar iyi kalplisiniz. Nana'nın yuvasını yapıyorsunuz. Sana da kısmet buluruz kızım. Önce şu mürebbiye kızımızı bir baş göz edelim. Sonra da seni evlendiririz. Yok, ben düşünmüyorum evlilik falan. Şimdilik yani. Aa, ne oluyor bu gençlere? Hep her şeye itiraz, her şeye itiraz. Niyet hayır, akıbet hayır kızım. Sen niyetini halis tut ki kısmetin kapanmasın. Misafirlerimiz için kusursuz bir ağırlama istiyorum. Zaten Elvan için hazırlıklar yapıldı. Oğlu için de gerekli düzenlemeleri yapın. Hayırlı bir iş için geliyorlar. O yüzden her şeye özenmenizi istiyorum. Zira arkadaşım ve oğlu benim için çok kıymetliler. Siz merak etmeyin Akça Hanım. Ne gerekiyorsa layıkıyla yapılacaktır. Sen bu internet işlerinden anlarsın kızım. Hadi gel bana yardım et. Daha çok işimiz var. Olur Akça Hanım. Komiserim, bütün birikimimizi ya, bütün hepsini dolandırıcılara kaptırmış. Adamın her şeyi sahteymiş. Kızım hasta falan deyince bizim saf, araştırma gereği bile duymadan bütün parayı adamın eline tıkır tıkır saymış. Ah İbol, ah! Doğranacak başka bir şey var mı komiserim? Yok Kara. Hem lütfen artık bir şey doğrama, sakinleş biraz. Duramıyorum komiserim. Doğramam lazım. Evde doğranacak ne varsa hepsini doğradım. Bitti. Allah'ını seversen soğan, muan ne varsa ver bana. İbo'yu doğuruyormuş kadar rahatlıyorum. Sen dur. Sakince bırak şunu. Ver. Tamam. Bunu nasıl yapar ya? Ya biz o parayı dişimizden, tırnağımızdan arttırıp biriktirdik. Ya bana sormadan ev almak nedir ya? Bu erkekler, ah! Ah komiserim ah. Bu kadınlar yok mu bu kadınlar? Ben her şeyi Kara için yaptım. Bak ama o ne yaptı? Beni evden kovdu komiserim. Ben bunu hak etmedim komiserim. Kara. Peki şimdi ne yapmayı düşünüyorsun? Benim hayal kırıklığım kolay geçmez komiserim. Kolay atlatamam ben bunu. O İbo'nun yüzünü de uzunca bir süre görmek istemiyorum. Ama evde yalnız da kalamıyorum. Müsaaden olursa bir süre burada kalsam. Tabii Karacığım. Ne demek istediğin kadar. Peki ne olacak şimdi İbo? Kara beni yalanmaz komiserim. Affetmez. Dolandırıcı adam dört tarafta yok. Benim eski odada hala duruyor mu komiserim ya? Ben burada kalırım bence. Bir saniye, bir saniye bu.
Kara sende mi hala? Evet bende. Ve bayağı da kalacağı benziyor. Onlar ayrıldı, bu iş bize mi patladı? Komiserim, benim olayı sormuştum. Alo. Buyurun benim. Titredi de. Alo. Ha, dinliyorum sizi. Koray ya, oğlum. En topluluk zaman mıydı şimdi? Söyle Fuat. Güzel haberlerim var. Kırımlı'nın yürüttüğü araştırma ve incelemeler bitti artık. Gözünüz aydın. Sizi suçlu veya şüpheli hale getirecek hiçbir ize rastlanmadı. Çok zor oldu ama ne yapıp edip öğrendim yine. Hem araştırmayı hem de takip ettirmeyi bıraktı değil mi? Eminsin. Evet, o iş bitti. Rahat olun. Bu arada Rusya'ya da kendi gitmedi Yaman Bey. Başka birini görevlendirdi. Yine ne iş çeviriyorsun Kırım'la? Neyse, yakında çıkar kokusu. Bizim şimdiki gündemimiz yarım kalan uyuşturucu ticaretinin devamı. Yaman Bey'in kuşatması sürse de adamları emrettiğiniz gibi bağladım. Aferin. İşte böyle. O zaman durmak yok. Büyük bir badire atlattık ama hız kesmeden ilerleyeceğiz. Bekle Yaman Kırım'la. Bekle. Seninle hesaplaşacağımız günler çok yakında. Alo, Karaçalı. Bana güvenmedin ama sana bu işi halledeceğimi söylemiştim. Çok yakında sevkiyatlara yeniden başlıyoruz. Hiçbir bilgi yok mu? Söylediğim her yeri kontrol ettin mi? Evet komiserim, her yere baktım. Haber uçurmadığım delik kalmadı. Bu bahsettiğin ev dolandırıcısı adam çok yeni galiba. Adı sanı yok. Bilinen biri değil. Bir şeyler bulana kadar araştırmaya devam et. Gelirken takip edildin mi? Gayet dikkatli geldim. Kimseyi görmedim ama bilemem. Bizimkiler en ummadık yerlerde, en beklenmedik anlarda karşımıza dikilebiliyor. Çok naziksiniz Ferit komiser. Ya ne olacak bizim bu çocukların hali? Karo çok sinirliydi. En son İbo'nun masasında kafasına paralar gibi dosyayı fırlattı. İbo da malum. Hala çok üzgün. Biz şimdi kavga eden gergin çifti bırakalım bence. Geleceği parlak diğer çifte geçelim. Yani kendimize. Biz bu yemeği yemedik ama bence kahve, hiç olmadı papatya çayı ya da kuşburnu içmeyi hak ettik. İlla bir şey içeceğiz yani. İlla içeceğiz. Hatta içmekle kalmayıp yiyeceğiz de. Ne bu? Kıygaşa böreği. İbo'dan kaçıramadım ama gelirken yeniden yaptırdım. İnanamıyorum Ferit. Yemin ederim aklımda kalmıştı. Gece canım çok çekmişti. Sen var ya. Çok. 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 Çok neyim çok? Söyle. Tatlı. Mükemmel. Karizmatik.
Çekici. Düşüncelisin diyecektim. O da uyar bana. Ah, afiyet olsun. Komiserlerim. Ulan kokusunu mu aldın mübarek? Komiserlerim. Karan biraz yumuşar dedim ama yüzüme bile bakmıyor. Ya ben onunla böyle kuş kalmaya dayanamıyorum komiserlerim ya. Börek mi? Komiserim fazlaysa. Al İbo, ah, ah. Yoksa aşçı komiserim için miydi? Yok canım. Ne işim olur benim Ferit komiserin böreğiyle falan? Ben ona hesap sormaya geldim. Çalışma saatlerini doğru düzgün ayarlasın diye. Bu böreği de sen üzgünsün diye sana almış. Dün gece çok beğenmişsin ya onda. Komiserim sen çok... Çok düşüncelisin komiserim. Çok duyguladın. Teşekkür ederim. Afiyet olsun İbo. Yarasın İbo. Gel İbo. Gel ayakta kaldın sen. Gel sen otur. Gel. Bir kaşar böyle İbo. Komiserim. Kara sinirli de. Ama Ayşe komiserim daha çok sinirli sanki değil mi? Haklısın İbo. O sinir bende de oluşmaya başladı İbo. Hadi bakalım hayırlısı İbo. Çayla söyleyeyim mi çayla? Olur komiser. Olmayacak diyorum, olacak diyor. İstemiyorum diyorum, gelecek diyor. Gelsin bakalım. Böyle vuracağım ona da. İşte böyle bu top gibi uçup gidecek. İstemiyorum. Niye geliyorsun? Git. İstemiyorum. İstemiyorum. Cüneyt niye hala gelmedi bu mailler? Niye çözülmüyor şu iş? Az önce kontrol ettim Yaman Bey. Gelmiş görünüyor. Evet ama geç kaldı. Zamanında gelmeliydi. Benim sabrımı denemeyin. Asabımı bozmayın. Ne bu? Al götür şunu. İstemiyorum kahve mahve. Biraz evvel kahvem nerede kaldı diye söyleniyordu. Şimdi getirdim diye. Niye böyle barut fıçısı gibi oldu ki? Hayırsız. Yaman Bey, Elvan Hanım'ın odası hazır. Oğlu için hangi odayı hazırlatalım? Bu saçma soruyu niye bana soruyorsun? Gidip halama sor. O çağırdı, o söylesin. Samet! Buyurun Yaman Bey. Bu parmaklıklar niye yeri? Yıllardır böyle Yaman Bey. Yıllardır böyle mi? Yıllardır düzeltmek aklınıza gelmedi yani. Bu konakta hiçbir şey doğru düzgün gitmeyecek mi? Bahane uydurmaktan başka bir bildiğiniz yok. Ay pardon. Ay yandan kaçtı. Önemli değil. Ne yapıyorsun sen burada? Top oynuyorum. O da mı yasak? Asıl sen niye bağırıyorsun adama? Duydum söylediklerini. Seni ilgilendirmez. Gidip misafirin için hazırlanman gerekmiyor mu senin? İstemiyorum ben hazırlanmak falan. Nikahta kiremit varmış. Kim istiyorsan gitsin alsın kiremit. Benim ne istediğim soruldun mu? Yok. Benim istediğim...
top oynamak. Buna da kimse karışamaz. İyi. Ne yaparsan yap. Yusuf'a aksettirme sakın. Yakınımdasın ama seninle konuşamıyorum. Engelleri aştım ama sana ulaşamıyorum. İbo'nun meselesini çözüp bunları barıştırmaktan başka çarem yok. Peki nasıl yapacaksın? Bu iş bende. İbo, kalk. Kalk, takip et beni. Kalk, kalk. Neden böyle bir şey yaptın? Karayı mutlu etmek için komiserim. O evi sana satacağını söyleyip dolandıran Tanju denen o herif ki bu adamın ismi kesinlikle sahte. Neden buldun bu adamı sen? İnternet sitesinden komiserim. Niye tapuyu almadan parayı verdin İbo? Dedim ya komiserim, kızım hasta, acil para lazım dedi. Ben de inandım, güvendim komiserim. Peki adama dair hatırladığın özel bir şey var mı? Yok komiserim, sıradan biri. Sampı dosyasına da baktım, fotoğrafı da yok. Hatırla İbo. Bak mutlaka bir şey olmalı, hatırla. Komiserim, hatırlamıyorum. Ya, zorluyorum kendimi ama aklıma bir şey gelmiyor. Hatırlamıyorum komiserim. Hatırlamak zorundasın İbo. Bak karayı ve seni birleştirmemi istiyorsan bunu hatırlamak zorundasın. Duydun mu beni? Benim bu işi çözmem lazım. Hatırla İbo, hafızanı zorla İbo. Hatırla İbo, hatırla. Hatırla, hatırla. Hatırladım komiserim. Hatırladım. Vallahi hatırladım, billahi de hatırladım. Allah belanı versin ki hatırladım. Aferin, ne hatırladın? Komiserim, bu adam bana yemek ısmarlamıştı. Hesap öderken cüzdanında bir halı saha üyelik kartı gördüm. Aferin benim aslanıma. Aferin benim minik kuşuma. Başka ne hatırladın? O kart vizitte ne yazıyordu çabuk? Değişik bir adamdı komiserim. O yüzden aklımda kaldı. Tornado halı saha kompleksi komiserim. İşte buydu. Aferin, yürü hemen olay yerine intikal ediyoruz. Takiple beni. Yürü, yürü. Alo, Pınar. Başım dertte. Bana kısmet çıktı. Görgücü gelecekmiş bana. Ne olur yardım et. Görgücü mü? İşte şimdi tam bizden oldun Nana. Gülme Pınar. Gülmek sırası değil. Görgücü nereden çıktı Allah aşkına? Kimmiş, neyin nesiymiş? Akça halanın arkadaşının oğluymuş. İyi ya işte Nana, ne güzel. Fırsat önüne geldi. Bu ne demek Pınar? Ne fırsatı, ben istemiyorum ki. Onu demiyorum Nana. Görücü geldiği zaman istemiyorum dersin, gönderirsin, o kolay iş. Asıl mesele Yaman'la ilgili şüphelerim vardı ya. İşte şimdi seni kıskanıp kıskanmadığını anlamak için bu çok iyi bir fırsat. Peki bu durumu öğrendiğinde nasıl davrandı? Neden daha önce söylemedin hala?
Konuşurduk. Emri baki oldu bu. Şaşırdı o da. Emri maki oldu dedi halasına. Demek ki bu durum hoşuna gitmemiş. Bak işte seni başından salmak isteseydi itiraz etmezdi. Peki bugün nedir durum? Yıllardır düzeltmek aklınıza gelmedi yani. Bu konakta hiçbir şey doğru düzgün gitmeyecek mi? Bahane uydurmaktan başka bir bildiğiniz yok. Bir gün herkese sinirli. Korumayı hazırladı çok kötü. Niye bu kadar kızdı ki? Ne bileyim. Ya ben işte. Sanki bu durumdan sinirlendiği için böyleymiş gibi. Sakın bu haberi sinirli olduğu için olmasın. Gerçekten beni kıskandığı için mi yapıyor bunları? Alo. Alo Nona. Hat mı kesildi? Kesilmedi. Benim derdim başka. Sen neler diyorsun? Kına gecesi müziklerini de öğren bu arada. Yüksek yüksek tepelere ev kurmasınlar. Pınar. Öğren diye söylüyorum. Niye kızıyorsun? Bak hala. Tamam sustum. Nanacığım bu süreçte sakin kalmanı tavsiye ediyorum. Dediğim gibi. Görücü gelirse onu gönderirsin. O kolay iş. Ama Akça halayı da kırmadan bu işi halledersen güzel olur bence. Gelişmelerden de haberdar etmeyi unutma beni. Tamam. Merak etme. Bir an önce gelip gitsinler de kurtulayım. Görüşürüz Pınar. Öyle mi gerçekten? Öfkesi kıskanmaktan mı? Ben de arşive yardıma geliyordum ama bulmuşsunuz galiba. Buldum Kara, buldum. Ferit nerede? İbo ile odasındalar mıdır? Sorsam mı acaba? Neyse ben şu dosyayı bir götüreyim. Allah Allah. Nerede bu adam? Abla Dodo'yu Koray abi alacak. Ne yapsam acaba? İbo ile Karayı barıştıracağım dedi, buhar oldu uçtu. Ama bana ne? Hem mesai saati, bir yerlerde işi vardır. Arayan öfkeli Ayşe ise kapatacağım. Hangisi arıyor? Benim ben, normal Ayşe. Şu tezahürler dosyasıyla ilgili bir şey soracaktım. Hangi dosya? O çok eski bir dosya. Hatta kapandı bile. Ayşe komiser, sen beni mi özledin? Yoksa sen beni merak mı ediyorsun? Ha? Bana bak Ferit, zorla içimdeki öfkeli Ayşe'yi çıkaracaksın. Yok öyle bir şey. Hem neredesin sen? İbo kendisini dolandıran adamla ilgili bir şey hatırladı. Biz de malum şahsı bulmak için halı sahaya geldik. Tamam. Dikkatli ol. Yani oğlum. İbo ile sen. Merak etme, dikkat ederim. Hatta İbo'ya söylerim, o da dikkat eder. Ama ben sen söylediğin için ekstra dikkatli olurum, tamam? Tamam. Kolay gelsin, emniyette görüşürüz. Görüşürüz. Komiserim, arayan Ayşe komiserim değil mi? Yüzünde gülüyor, iyi bir haber mi verdi? Ha, yok, bu dosyayla ilgili olumlu bir gelişme olmuş, onu söyledi. Komiserim, işte bu, beni dolandıran adam bu komiserim. Petür, sakin ol. Önce gözlem yapacağız İbo. Adamı alırsak şu an elimizde ne var? Ne var? Hiçbir şey, sakin ol.
Kolay gelsin Nezmi abi. Hayırdır, hayırdır. Yani hayır. Ben evlenmek istemiyorum Akça'la. İstemiyorum ben hazırlanmak falan. Nikahta kiremit varmış. Kim istiyorsa gitsin alsın kiremit. Benim ne istediğim soruldun mu? Yok. Benim istediğim... Gel abi. Biraz önce sana biraz sert davrandım. Bu aralar biraz gerginim. Bugün de işler ters gitti. Anlıyorum Yaman Bey. Bu ziyaret biraz sizin için emrivaki oldu. Bir yerim, hoşlanmazsınız böyle durumlardan. Yine de ne gerekiyorsa yapın. Halamı kıracak değilim. Anladım. Müsaadeniz. İşte en çirkin kıyafetleri. Bunları nerede giyeceğim diye kızıyordum kendime. Ama günü geldi işte. Saçımı da böyle yapsam. Bir de bıyık mı çizsem acaba? Evet. Güzel. Hoş geldiniz. Sizinle tanışmak çok güzel. Ne yapıyorsun orada? Ben mi? Hazırlanıyorum işte. Öyle mi hazırlanıyorsun? Evet. Kolay gelsin. Komiserim. Ben Karan yerinde olsam bana kızmazdım. Seven insan bu kadar kızar mı komiser? İyi de İbo, kızın sana olan güvenini yerle bir etmişsin ya. Birinin güvenini kırınca tamir etmesi zordur. Sabırla ilerleyeceksin. Bebek adımlarıyla ilerleyeceksin İbo. Onu ne kadar çok sevdiğini, dünya yıkılsa ondan asla vazgeçmeyeceğini ona hissettirmelisin. Anladın mı? Ama ben hala bir hata yaptığıma inanmıyorum komiserim. Ulan İbo, dediğim yoldan emin adımlarla gidiyordum. Ama sen böldün.
komiserim, vallahi bu erkeklere güven olmuyor. En güvenilir diye düşündüğüm İbo bile benden gizli işler çevirdi. Karım, İbo sence neden bu riski aldı? Sana haber vermeden neden ev almak istedi? Çünkü İbo sana sürpriz yapmak, seni mutlu etmek istedi. Baksana şimdi yaptığı hatayı düzeltmek için çabalıyor. Bence bu her şeyden önemli. Mesela Ferit, o da benim için çabalıyor. Komiserim, sen son zamanlarda biraz değiştin gibi. Ferit komisere bakışlarını falan. Asla değişmedim. Eskisi gibiyim ben. Burada önemli olan birbirini seven iki evli insan. Yani senle İbo. Ben size kıyamıyorum. Evliliğinize yazık olmasın istiyorum Kara. Biliyorum Karan bana çok kırıldı. Pes etmek yok. Pes edersen her şey biter. Pes etmek yok. Komiserim. Necmi abi, akşama da maçımız var. Maçtan sonra sendeyim ha. Hadi kolay gelsin. Sağ olun. Yürü, 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 yürü. En sevdiğinden, bol naneli, bol limonlu. Bir saniye. Bu koku? Üstündeki koku diyorsun değil mi? Senin eski parfümünün kokusu. Aynısından alıp sıktım. Yanımdaymışsın gibi hissedebilmek için. Hatırlıyor musun? Hani sen bir haftalık bir göreve gitmiştin ya. Bana da kazağını bırakmıştın. Üstünde bu parfüm kokusu vardı. Bir hafta boyunca o kazakla dolaşmıştım. Herkes pasaklı diye dalga geçmişti. Evet. Geldiğimde seni o kazakla bulmuştum. Yapardın öyle çılgınlıklar. Hadi içsene bakalım. Olmuş mu sevdiğin gibi? Neşe? Ablacığım iyi misin sen? He, iyiyim abla. Kestane almıştım Volkan'a seviyor diye ama... siz yersiniz. Benim kursa geçmem lazım. Kızım hazırlandın mı? Evet. Kalemi gözüne çekeceğini dudağının üstüne mi çektin kızım? Kalem kaymış demek. Neyse ziyanı yok. Bu işi tek başına yapamayacağını tahmin etmiştim zaten. Biz Aynur'la çarşıya çıktık. Sana iki tane elbise aldık. İşte geldi Aynur da. Bunlardan birini beğenip giyeceksin. Şimdi çıkar o üstündeki cenaze elbisesini, sonra bunlardan birini giy. Ama beni olduğum gibi tanısa daha doğru değil mi? Misafire hürmet etmek lazım kızım. Özenmek gerekir. Aynur da makyajını yapacak senin. Ben bir mutfağa inip hazırlıkları kontrol edeceğim. Siz de elinizi çabuk tutun. Önce o üstündeki kayan kalemi sil Aynur. Biraz uğraşacağız ama
Seni dünyanın en güzel kızı yapacağım Nana. Telli duvaklı gelin edip göndereceğiz seni bu konaktan inşallah. Biraz daha konuşursan cenaze işleteceksin bana. Bana bak Aynur, buarım seni. Buldum, cinayet. Cinayet işlerim. Atsınlar beni hapse. Sonra görgücü gelir, hapiste görür beni. Bu olayında bir gelişme var mı? Adamı bulduk. Halı sahadan sonra takip de ettik. Ama bir yere girdi, çıkmak bilmedi. Akşam tekrardan gelecek halı sahanın olduğu yere. Yani akşam saat 5'te bizi görev bekliyor Ayşe. Karayla İbo'nun mutluluğu önemli. Her şeyden önce bunu ikimizin geleceği için çözmemiz şart Ayşe, şart. Efendim ablacığım. Abla, kapıcı bugün aidatları alacaktı. Son gün demişti. Tamam ablacığım. Ben yarım saati kadar çıkar hallederim. Hem öğle yemeğini de evde çıkarmış olurum. Neşe, sen iyi misin? İyiyim abla ya, iyiyim. Tamam. Akşam konuşuruz. Hı hı, görüşürüz. Bu meselenin çözüldüğüne de sevindim. Akşam 5'te bu işi hallediyoruz. Sen git o zaman. Benim de ilgilenmem gereken önemli bir şey var. Sen gelene kadar anca biter zaten. Olumlu komiserim. Anlaştık. Efendim Ferit abi. Neşe, benim temiz kalpli, güzel yüzlü eski baldızım. Bu abi senden bir şey rica edecek. Neşe'den anahtarı aldım. Aldım. Ayşe'ye sürpriz yapacağım. Sürpriz yapacağım. Bir türlü baş başa kalamadık. Kalamadık. Ama bu sefer dananın kuyruğu kopacak. Kopacak. Ayşe'min gönlünü fethedeceğim. Fethedeceğim. Ellerimi yıkamam lazım. Yıkamam lazım. Yıkamam. Ellerim sabun. Sabun yok. Sabun yok. Sabun yok. Sabun neredesin? Neredesin? Sabun neredesin? Neredesin? Sabun. Ah Neşe, kaç kere dedim çıkarken şu evin kapısını kilitle diye. Ayşe, yaktın beni. Tek suçum seni sevmekti. Ölümüne sevmek. Durma, vur! Vur! Öldür beni.
Tavadan korksaydık polis olmazdık be. Vur! Yaman Bey, şirkette imza için bekleyen birkaç evrak var da. Şirkete gelecek misiniz? Tamam, bir ara uğrayacağım. Nana kızım, acele et biraz. Misafirler gelmek üzere. Çalıyor. Duymuyor musun? Kapıyı senin açman gerekir. Hadi kızım acele et. Aç da misafirlerini sen karşıla. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Akçam. Siz Nana'sınız. Görmüştüm resminizi. Sizden bahsetmiştiler ama keşke insanın büyüleme yeteneğiniz olduğunu da söyleselerdi.